Bir önceki programda Uğur Nanşe'nin tabletine bakmıştık. Peki Uğur Nanşe kim? Ufak tefek eklemeler de yapalım. Uğur Nanşe yaklaşık M.Ö. 2500 civarında 1. Lagaş Hanedanlığı'nın ilk kralı. Yine bir kral ve Sümer kentlerinden biri. 2500 tarihi önemli burada çünkü henüz daha biz o coğrafyada 2500 civarında Sami etkisini görmüyoruz. Bu baktığımız tablet daha henüz o Sami topluluklarının egemen olmadığı, Sümer kentlerinin egemen olduğu bir tarihe ait. 1. Lagaş Hanedanı'nın ilk kralı Uğur Nanşe'ye ait. Şimdi baktığımız zaman üzerinde böyle balık pulu da diyebilirsiniz, bitki örtüsü, yaprak şekli de diyebilirsiniz bir eteklik giydiğini görüyoruz. Şimdi bunun ne olduğunu biraz sonra açıklayacağım size. Üst kısmı da çıplak görüyoruz. İlk bir önceki programda üst satırdaki kişilerin, oradaki bir bayan figürü var. O bayan figüründen yola çıkarak üst satırdaki kişilerin ailesi olabileceğini söylemiştik. Ama orada dikkatini çeken bir unsur var. O da ellerin bel üzerinde bağlı olması. Şimdi bunu şimdi açıklayacağız. Alt satıra baktığımızda da oradakilerin de mahiyeti olabileceğini söylemiştik. Bunlar neden önemli? Çünkü sakalsız bir sahneyle karşı karşıyayız. Sakal ve bıyığın olmadığı bir sahneyle karşı karşıyayız. Saç konusu tartışmalı. Sanki saç varmış gibi, yani kafa kısmını kazımamış gibi anlaşılıyor. Şimdi üst satıra döndüğümüzde o ellerin belde olması Tanrı huzurunda durma ile ilintili, Tanrı veya işte inançsal bir durumu ifade ediyor. Alt satırda işte mahiyeti olabilir dedik ama onlar rahip de olabilir karşısında. Çünkü bu tip sahneleri biz çok görüyoruz. Biraz sonra Uğur standına tekrar bakacağız. Orada da göreceğiz biz onu. Kral kişinin oturmasını ve karşısında da hizmetlinin, görevlilerinin durmasını. Üst satırda kafasının üzerinde çamur taşımasından dolayı dinsel tapınak yapımı ile ilgili dinsel bir durumun olduğunu, inançsal bir durumun olduğunu düşünerek yorum yapıyoruz. Diyoruz ki sakalsız olması normal. Ama alt satırda karşısındaki kişilerin mahiyeti olması ya da rahipler olması arasında bir fark var. Eğer mahiyeti ise sakalsız olması bu dönemde bize sakalın bir güç göstergesi olmadığını, yönetsel erkin bir göstergesi olmadığını ifade eder. Yani sonuç olarak toparlarsak bu tablete bakarak bunu anlayamıyoruz. Dinsel bir sahne üst kısımda onu anlayabiliyoruz. Karşısındaki eşi olarak kabul ettiğimiz kişi bayan çizimi, rahibe de olabilir. Çünkü biz Sümer tapınaklarında rahibelerin etkin olduğunu biliyoruz. Rahibe de olabilir. Arkasındakiler de görevliler olabilir. Çünkü ellerini bellerinde buluşturmuşlar. Ve bir tanesinin de yine saki var üst satırda. Alt satırda da hemen oturur vaziyetteyken arkasında yine bir saki var. Bu sebeple burada çok iyi yorumlayamıyoruz ama biraz sonra göstereceğim eserlerden bazı şeyleri ortaya koyacağız. Şimdi bunu hemen geçelim. Şu ellerin belde olma kısmı ile ilgili ufak bir şey söylemek istiyorum. En solda görüyorsunuz Şanlıurfa yontusu var. Bu çok önemlidir. Bunun üzerinde de uzun uzun konuşmak gerekir. Ve elleri belindedir. Alt kısmı çıplaktır. Bu da anlatılmaya değer bir konudur aslında. Ama şu an oraya girmeyelim. Ellerin belde olduğunu görüyoruz ve yakasında da V işareti var. Yani burada da Tanrı huzurunda durmakla ilgili bir anlatı var. Bir saygı ifadesi var.
inançsal bir durum söz konusu. En sağda günümüzde İslam dininde de biz aynı ifadeyi görüyoruz. Ellerin belde olması. Ortadaki figürde yine dinsel bir sahneyi ifade ediyor. Çünkü kafasının tıraşlı olması, sakalsız olması zaten onun yeni Sümer dönemi Gudea'ya ait bir heykel bu. Diorit taşından. Burada da eller ön kısımda bağlı. Biz daha sonraları bu coğrafyada elbiselerin değiştiğini yani M.Ö. 2500'de daha sonraki 2000 yıllara, M.Ö. 2000 yıllara geldiğimizde giyimin değiştiğini de görüyoruz. Duruşlarda da değişiklikler var. Mesela Hammurabi'de göreceğiz duruşların nasıl değiştiğini. Üç duruş şekli var Tanrı huzurunda. Ellerin yukarı doğru kaldırılması dua şekli, İslamiyet'te de olan dua şekli. Rahibelerin duruşu daha ziyade ama kral veya baş rahip gibi daha üst rütbedeki kişiler Tanrı huzurunda genelde elleri bellerinde bağlı duruyorlar. Bu coğrafyada biz bunu Şanlıurfa yontusuyla başlatırsak M.Ö. 10.000'e kadar geri götürebiliriz. Ama Sümer'de kesinlikle biz bunu görüyoruz. Şimdi bu elbise konusuna geri döneceğim. Oturan figüre bakıyoruz. Yani Urnanşa figürüne bakıyoruz. Bakın normalde olması gerekenden, bakın olması gerekenden daha kabarık bir duruş var orada. Bu bir çizim hatası değil. Biraz sonra bir heykelde bunu göreceğiz. Üzerindeki elbiseye kaunakes deniyor. Hayvan derisinden yapılmış bir elbise. Bunu biliyoruz çünkü biraz sonra göstereceğim üzere birçok heykelde, resimde biz kuyruk kısmını göreceğiz. İşte Ebih 2 heykeline bakıyoruz. M.Ö. 2340'a geldik ve Mari'de bulunmuş bir figür bu. Yaklaşık 52 santimetreye 20 santimetre ve genişlik olarak da 30 santimetre. Küçük bir şey diyemeyiz. Çok küçük bir figür değil, bayağı 50 santimetre boyu olan bir heykelden bahsediyoruz. Elbisenin arkasındaki kuyruk kısmı çok rahat bir şekilde belli oluyor. Siz de görebiliyorsunuz. Biz buradan yola çıkarak bu elbisenin kesinlikle bir hayvan derisi olduğunu söyleyebiliyoruz. Hayvan derisinden yapılmış. 2350 dedik. Daha önce bu da yaklaşık işte Akatların artık coğrafyada kendini hissettirdiği tarih diyebiliriz. Burada da elbisenin ön kısmındaki kabarıklığa dikkatinizi çekiyorum. Bu da normalin dışında bir kabarıklık. Yani bu elbisenin altında belki de bir iskelet gibi bir şey vardı ya da başka bir şey. Yani o normal bir duruş değil. Zaten resimde de biraz önce Urnanşa tabletinde de o normal duruşu görmemiştik. Bu anormallik burada dikkat çekici. Yine burada başı kel olmasına rağmen örgülü bir sakal var, bıyık yok. Burada iki duruşun yani Sümer'le Akat duruşunun bir karmaşası, bir karışıklığı var. Akat hükmündeki Mari'de Sümer'in kuzeyinde bir kent bu. Fırat kenarında.
Burada da elbisenin arkasındaki kuyruğu çok rahat bir şekilde görebiliyoruz. Yani Akatlar döneminde de bu 2300'lü yıllarda Akat hükümdar veya Akatlılar zamanından ya da Sümerler tarafından kullanılmış hayvan derisi bir giysi. Başlık kısmını daha sonra değerlendireceğiz, o baş kısmını. Ama bir omuzu örten, bir omuzu açıkta bırakan hayvan derisinden yapılmış elbise burada rahatlıkla anlaşılabiliyor. Şimdi 1. Uğur Hanedanı dönemine dönüyoruz. M.Ö. 2600'e gidiyoruz. Bakın Uğur Standı. Buna daha önce de baktık. Burada sandalyenin alt kısmında hayvan bacağı şeklini görebilirsiniz. Çok rahat bir şekilde belli oluyor. Zaten bu sahnenin inançsal bir sahne olduğunu daha önce yanılmıyorsam belirtmiştim. Başları ve sakalları yok, bıyıkları yok. İnançsal kısımda gene temiz olmanın ön planda olduğunu, buna dikkat edildiğini buradan görebiliyoruz ve üzerlerindeki kaynakesin olduğunu, yani hayvan derisinden yapılmış elbise olduğunu anlayabiliyoruz. Daha detaylı baktığımızda askerlerin de belli bir elbise giydiğini, yani bunun sadece inançsal bir ritüelsel ya da tapınaksal bir giyim olmadığını, askerlerin de bu elbiseyi giydiğini yine Uğur standından çok rahat görebiliyoruz. Bu sahnede görüyorsunuz askerlerin arasında köleler de var. Hatta köleleri koltukların altından sıkıştırıp geriye doğru çekmişler ve saçlarından da asılıyorlar. Yani bu şekilde bir köle aparatı var. Onu takarak onları zapt ediyorlar, kölelerini o şekilde yürütüyorlar. Fakat detaylı baktığımız zaman biz bu hayvan derisinden yapılmış elbiseyi görebiliyoruz. Daha da detaylı bir şekilde bakalım. Burada da hizmetçiler bunlar. Tapınağa çeşitli hediyeler götüren tapınak görevlileri, başları kel, üst kısımları çıplak ve alt kısımlarında yine hayvan derisinden yapılmış elbise fark ediliyor.